akşamlar. Bizim için çok önemli bir maçtı. Çok çok önemli bir maçtı bence. Kırılma maçlarından bir tanesiydi. Bugünkü motivasyonumuz dün ve evvelsi gün alınan sonuçlardan sonra hem bugün yedinciliğe yükselebileceğimiz, altıncıyla aradaki puan farkını kapatabileceğimiz hem de düşme barajının 10 puan önüne geçebileceğimiz işte Ankara Gücü gibi, Antalya gibi, Alanya gibi takımlara karşı 2-3 maçlık avantaj yakalayabileceğimiz bir maç olarak görüyorduk bu maçı. Yani son zamanlardaki hastalığımız çok erken gol yiyoruz. Ve de bu genelde bireysel hatalardan oluyor. Bunu bir an önce çözüm bulmamız gerekiyor. Yani biraz daha maça başlangıçlarımız daha konsantre, daha ikili mücadelelerde sağlam durabilirsek, bu basit golleri yemezsek bizim için daha farklı, daha iyi sonuçlar çıkabilecektir diye düşünüyorum. Devre arasında bunu oyuncularımıza anlatmaya çalıştık. Benim oyunculardan istediğim, benim onlara inandığımdan, güvendiğimden daha fazla kendilerine güvenmeleri. İkinci yarı nitekim mesajı aldılar ve müthiş bir mücadele ortaya koydular. Aslında oyunun genelinde kontrol hep bizdeydi. Rakibe pozisyon vermedik, iyi pozisyonlara girdik. Daha birinci dakikada gol pozisyonumuz var. Bunun sonucunda 4-2 kazandık. Buraya kadar gelen Kayserispor taraftarına teşekkür ediyorum. Bizi yine müthiş bir şekilde desteklediler. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Devre arasında biraz sert konuştuk ama mesaj doğru yerlere gittiğini düşünüyorum. Onları çok seviyorum ve gerçekten onlara çok fazla güveniyorum. Onların benim onlara güvendiğimden daha fazla güvenmesini istiyorum. Bizim için mutlu biten, sıralamada da Kayserispor'a yakışan bir sıralamada biten bir hafta sonu oldu. Ama işte hafta içi yine maçımız var. Çok önemli bir takıma karşı. Başakşehir Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Şimdi o maça konsantre olacağız. Her antrenmandan sonra vuruş çalışması yapıyoruz. Onur özellikle, Emrah özellikle ikisi de yani çok frikik çalışıyorlar gerçekten. Onur özellikle hani böyle bir özelliği yoktu aslında ama kendini her geçen gün geliştiren bir oyuncudan bahsediyoruz. Onur çok çalışan bir oyuncu. O da bugün o golle karşılığını aldı. Emrah bizim çok daha fazla beklentilerimizin olduğu, bugün o beklentilerimize net karşılık veren bir oyuncu. O bizim için çok değerli. Onu da bir an önce kazanıp, onunla beraber kazanıp ya da onun bize kazandırdığı maça ihtiyacımız vardı. Nitekim de bugün böyle oldu. Oyuna giren oyuncularım müthiş katkılar verdiler. İşte İlhan, Emrah, gol yaptılar. Mehmet Yam asist yaptı. Bunlar bizim için çok önemliydi. O yüzden oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Bence iyi bir oyundu. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarının başlangıcı ta ki basit bir pas kaybı ve sonrasında frikikten cezalandırıldık. 2-2 sonra yine oyun ortada giderken basit kolay goller yeme alışkanlığımız devam etti. Ama oyuncularımın genel hatlarıyla oynadığı oyundan memnunum. İstediğimiz ana kadar götüremedik yine. Dediğim gibi bireysel hatalar. Oyun içerisinde bu var ama daha dikkatli olmamız lazım. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Kayserispor'u tebrik etmek lazım. Bundan sonra Perşembe günü hemen yine çok zor bir maçımız var. Kazanmamız gereken 8-9 maç var. Bunlara odaklanmamız lazım. Bir tanesi buydu. Bunu elimizden kaçırdık bence. Üzgünüz. Var mı sorusu olan? Hocam ilk yarı ile ikinci yarı arasında daha kadar ufak bir fark var. İstanbul Spor'da kankrelerle gelmiş duran toplar. Bir rakip buradan bu adamda neler söylemek istersiniz? İlk yarı ve ikinci arasında daha kadar fark olduğunu düşünmüyorum. İlk yarı ön alan baskısı yapan, ikinci yarı da ön alan baskısı yapan bir İstanbul Spor. İlk yarı kazandığı toplarla hızlı hücumları değerlendiren, pozisyona giren bir İstanbul Spor. İkinci yarı oyunun farklılığı biraz daha tam istediğimiz şekilde set hücumumuzu çok rahatlıkla yapabileceğimiz anları yakaladığımızda çok basit bir pas kaybı, top kaybı ve sonucunda yetenekli bir oyuncunun iyi bir frikik golü. Golü yedik. Devre arasında arkadaşlarımız zaten onu söylemiş. 15-20 dakika bu oyunu götürebilirsek çok daha fazla fırsatlar yakalayacağız diye. Fakat olmadı. Sonucunda yine oyunumuza devam ettik. Yine akabinde dediğiniz gibi duran top, kötü bir gol yedik. Sonrasında risk aldık. Oyun formasyonumuzu değiştik. Zaten Etemi'nin de sakatlığı vardı. O da çıkınca hücum gücümüz ciddi anlamda azaldı. Dolayısıyla biraz git gele döndü. Top bizde
Ama çok üretken olmayan bir İstanbulspor oldu oyunun son bölümünde. Güçlü bir oyuncu ondan. İstediklerimize beklentilerimiz var. Oynadığımız son 3 maçta ilk maçı bazı bölümleri haricinde istediğimizi almış değiliz açıkçası. Ezel'in daha kompak oynamasını bekliyorum açıkçası. Bunu da onunla zaten konuşuyorum. Ama bir üst ligde oynayabilmeniz, iyi oynayabilmeniz veya ön plana çıkabilmeniz için çok daha fazla şeye ihtiyacınız var. Bu konuda takımımız zaten genel anlamıyla çok fazla eksiği var. Ama bunu kapatmak için de kompak oynamamız lazım. Bugün genel anlamıyla kompaklıktan memnundum. Sadece bireysel hatalar. Oyunu 4 gol haricinde, hatta 4 golde de pozisyon yokken fauller, frikikler. Onun haricinde rakip takım, ki çok iyi bir takım bana göre, topa sahip olan, set hücumu yapan, ki bugün onu çok fazla yapamadı, yaptırmadık onlara bana göre. Dolayısıyla oyun istediğiniz gibi gittiği anlarda bile skor istediğiniz gibi bitmeyebiliyor. Bugün için üzgünüm. Perşembeye bakmamız lazım. Teşekkür ederim.